Hocamız yani cin o çayı bir şey yapsaydı. Çok saygıdeğer milletvekilim, il başkanım, il başkan yardımcılarım, belediye başkanım, köyler artık geride bıraktık, mahalle muhtarlarımız, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis başkanım, uzaktan yakından buraya teşrif eden herkes, kıymetli yazanlar. Hepimiz hep beraber el ele kol kola onurlu, şerefli ve inşallah hayırlı olacak bir seçimi geride bıraktık. Bugün de hep beraber bir hayırlı devir teslimi, onurlu, şerefli, gururlu bir devir teslimi de beraber gerçekleştireceğiz. O vesileyle hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizin malumu 10 yıl küçük bir yazanda, nüfusu 2000 civarında olan bir belediyesi kadar gücü bile olmayan bir ilçe belediyesinden gıt kanat imkanlarla birçoğunun ve özellikle benim belediye meclis üyelerim, personelim çok iyi bilirler. İnanın inceden inceye dokuyarak, kılı kırk yararak muhasebemizi, sağımızı, solumuzu, ayağımızı da yorganımıza göre uzatarak bir hizmet ettik. Hizmet etmeye de devam ettik. Bizim belediye hizmet binamız 1943 yılında yapılan eski bir halk evi. Tabir yerindeyse bugünkü affedersiniz modern besiler dahi oradan çok daha iyiydi. Yine tüm imkanları zorlayarak başta devletimizin verdiği imkanları, Sayın Başbakanımızın, kabine üyelerimizin, milletvekillerimizin ve özellikle de İller Bankası'ndan ben büyük destek aldım. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan büyük destek aldım. Kültür Turizm Bakanlığı'ndan büyük destek aldım. Ve o gayretlerle şu anki binayı da bitirdik. Aşağı yukarı 1,5 yıldır ikamet ediyoruz. Ben fazla sözü uzatmayacağım. Benden sonraki konuşmacılar daha fazla konuşacak. Şunu söyleyeyim. Kime ulaşamadıysam belki köylere hizmet etme bizim tabii yetki alanımız değildi. Hizmet alanımızın dışındaydı ama özellikle köylerimiz ve özellikle o günkü muhtarlarımız çok daha iyi bilirler. Hepsine elimden geldiğince uzanmaya çalıştım. Elimden geleni yaptım. Eğer eksik kaldıysam mutlaka maddi ve manevi konulardan geri kalmıştırım. Eksiğimiz olmuştur, fazlalığımız olmuştur. Zaman zaman belki birilerinin kalbini kırmış veya birilerinin işine gelmeyen bir hareket olmuştur. Ama her ne olmuşsa yazıhanın geleceği için yapılmıştır. Hiçbir ayrı kayrı gözetlemedim. Buradan Kürt'ü, Türk'ü, Alevi, Sünni'yi ayrımını yapmadım. İnşallah bundan sonra da o şekil gidecek. Hep birimiziz, birimiz hepimiz, hepimiz birimiziz. Ne personelim içinde ne de hizmet alanım içinde böyle bir şey ne gündeme getirdik ne de kafamızdan geçirdik. Onu silip attık. Geçen konuşmamda da söyledim. Küçük kabilecilik duygularını,
milliyetçilik duygularını büyük şehirle beraber hepimiz geride bıraktık. Bundan sonra hep beraber el ele kol kola girerek hizmet yapacağız. Seçilen insanlarımıza yardımcı olacağız. İlçemizin her tarafından nice hizmet bekleyen yerler var. Ve inşallah bundan sonra Büyükşehir'le beraber ilçe belediye başkanımız el ele kol kola girerek bu eksikler tamamlanacak. Yaşam düzeyi, refah düzeyi inşallah daha fazla yükselecek. Ben tekrar bugüne kadar olan eksiklerimden, özellikle şahsıma ait olan fazlalıklarımdan dolayı birilerinizin kalbini kırdıysam hepiniz tarafından af ola, benden taraftan ne yaptıysam Yazıhan'a, Yazıhanlı'ya herkesin annesinin sütü gibi helal olsun. Ben hepinize teşekkür ediyorum. En derin sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet. Çok muhterem milletvekilim, çok değerli il başkanım, il başkan yardımcılarım, meclis başkanımız, belediye başkanım, İlçe başkanım, kadın kolları başkanımız, gençlik kolları başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri, mahallelerimizin değerli muhtarları, çok muhterem Yazıhanlı kardeşlerim. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Seçime başladığımız günden beri tabii bizi yalnız bırakmayan kardeşlerimiz, bugün de bu anlamlı günde görüyoruz, bizi yine yalnız bırakmamışlar. Sizlere ne kadar teşekkür etsek, şükran sunsak o kadar azdır. Tabii demokrasilerin ve siyasi partilerin olduğu yerlerde seçimler kaçınılmazdır. Seçimlerin olduğu yerlerde de görev değişikliği muhakkak olacaktır. Tabii bugün burada böylesi bir olaya tanıklık etmek üzere buradasınız. Ali Kaya kardeşimiz 10 yıldır Yazıhanımıza hizmet yapıyor. AK Parti'nin hizmetlerini yapıyor. Bundan sonra da sizin vermiş olduğunuz güçle, destekle biz bu hizmet bayrağını yürütmeye çalışacağız. Tabii iki beldemiz vardı. O iki belde belediye başkanımız vardı. Ayrıca o belde belediye başkanlarımıza da ve bugüne kadar hizmet sunan bütün belediyelerin meclis üyelerine, personeline ayrıca teşekkür ediyorum. Seçim çalışmalarımız döneminde söyledim. Bizim hizmet anlayışımızı ortak akılla yapacağız. Zaman zaman muhtarlarımızla, kanaat önderlerimizle ve sizlerle bir araya geleceğiz. Hizmet anlayışımızı biraz önce ifade ettiğim gibi seçim çalışmalarımızda da hep söyledik. Bu anlayışla yapacağız. Tabii milletvekillerimiz, il başkanımız, büyükşehir belediye başkanımız ve iktidarımızla öyle zannediyorum Yazıhanımıza güçlü hizmetler getirmeye gayret edeceğiz. Yani ben sayın milletvekilim, il başkanım, beni bağışlasınlar. Siyaset uzun soluklu bir iştir. Biz burada bize oy versin vermesin. Herkesin belediye başkanıyız, herkesin adayıyız. Herkes böyle bilsin. Yani şuna hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hiçbir ayrım kayırım yapmayız. Ancak biraz önce ifade ettim. Siyaset uzun soluklu bir iş. Siyaset günlük değildir, aylık değildir, yıllık asla değildir. Ben aday olursam çalışırım, ben aday olmazsam çalışmam, partime, adaya destek vermem. Düşüncelerini taşıyan kardeşlerimiz oldu. Beni bağışlasınlar, ben bunu söylemek zorundayım. Ben onları da Allah'a havale ediyorum. Ve buraya kadar teşrif ettiniz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. İyi hizmetlerde buluşmak üzere. Evet. Sayın milletvekilim,
sayın belediye başkanlarım, ilgilenen meclis başkanımız, kadın kolları, gençlik kolları, başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz, çok değerli muhtarlarımız, yazanlı hemşerilerim. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Rabbim böyle bizleri her zaman mutlu günde buluşmayı nasip etsin inşallah. Burada mutlu bir gündeyiz. İki tane birbirinden değerli başkanımın nöbet değişimine şahitlik ediyoruz. 10 yıl boyunca elinden geldiği kadar